Bilgi Kanalı'ndan herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlere 750 TL bayram harçlığı verilecek mi? Buna bayram harçlığı diyebilir miyiz? Bayram harçlığı diye bir şey var mı? Bunu anlatacağım. Öncelikle videoya geçmeden önce size şunu söylemek istiyorum. Bayram harçlığı diye bir yardım yok arkadaşlar. Bu herhangi bir yardım olabilir. Bayramdan önce yatacak yardım için bayram harçlığı diye adlandırılıyor. Bundan dolayı insanlar da bunu bayram harçlığı diye aratıyor. Yani Google'a veya YouTube'a bayram harçlığı başvurusu yazdığınız zaman bu yardım kapsamı bayram harçlığı yardımı diye geçmiyor. Bunu bilmenizi istiyorum. Sağda solda gördüğünüz o bayram harçlığı yatacak müjde vesaire diye bunun asıl amacı arkadaşlar temelde işte aile desteği programından para yatacaktır bayram öncesi ve bu da size bir bayram harçlığı gibi gelecek gibisinden bir şey üretiyorlar tamamen bu şekilde. Bizim de zaten başlığa yazma sebebimiz de buydu. Bayram harçlığı tadında alınacak bir para olduğunu söylemekte arkadaşlar. Şimdi bu 750 TL aile destek paketi başvuru şartları açıklanmış. Çeşitli haber kaynaklarına bakıyorum, araştırıyorum ve tabii ki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da Bunları araştırıyorum sizlere en doğru bilgiler verebilmek adına. Çünkü her web sitesi farklı bir şey söylüyor. Kimisi 750 TL yatacak diyor, kimisi 2500 TL yatacak diyor. Bu çeşilde böyle çeşitli rakamlar ortaya sunuluyor. Ama şurada açıklama yapılmış. Bu açıklamaya göre de bunları anlatmak istedim. Bunları şimdi hep beraber bakalım isterseniz. Bakın aile destek paketi başvuru şartları belli olmuş. Cumhurbaşkanı daha önce duyurmuştu zaten detaylar aktarılmış vesaire. Şimdi şartları Jülide Sarı Eroğlu yaptığı son dakika açıklamasında aile destek paketi başvuru şartlarını kamuoyuna açıkladı diye bir haber yazısı mevcut burada. Söz konusu ödemeler arkadaşlar bir sene boyunca vatandaşlara verilecekmiş. Burada Sarı Eroğlu'nun açıklamasını web sitesi aktarıyor. Bir sene boyunca düzenli olarak vatandaşlarımıza her ay verilecek bir yardım paketi açıklanmış. Yani bir sene boyunca veriliyormuş. Aile desteği programı dedik yazıyor. Kamu işçileri ve memurlar bundan faydalanamamakta ve haziran ayının 3. haftasından itibaren sosyal yardım kuruluşları e devlet üzerinden başvuru alınacak. Şu an haziran ayının 3. haftasına geldik fakat başvurular hala başlamadı. Başvurular başladığı takdirde zaten hemen sizlere başvuru ekranının nasıl başvuru yapılacağını da göstereceğim. Bundan dolayı abone olup bildirimleri açmanız önem arz ediyor. Anında direkt başvurunuzu yaparsınız arkadaşlar. Daha sonrasında devam edelim. Gelir testi yapılmayacak. Bu da bir önemli detay. Sosyal yardımlardan faydalanan kesim de bundan faydalanacak. Yani herhangi bir yardım alıyorsunuzdur ve bu yardımdan dolayı size bu başka yardım çıkmıyordur veya bu yardım size yetmiyordur. Bundan dolayı siz de bundan faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın sosyal yardımlardan faydalananlar yararlanıyor. 300 TL ile 750 TL arasında bir rakam. Evet günümüzde kimine göre düşük bir tutar olsa da kimine göre yeterli bir tutar gibi gözükebilir. Bu şekilde şimdi Sar Sarı Eroğlu açıklamasını biz 2022 bütçemizde diye bir bakın pay ayırdık vesaire diye bahsedilmiş halen yardım alanlara diyor ek destek olarak belirtilmiş son açıklanan paket. Halen yardım alanlara ek destek. 300 TL ile 750 TL arasında olacak. Peki burada şimdi yine de sosyal yardım almayıp ihtiyaç duyan, nakdi yardıma ihtiyaç duyan herkes başvurabilir mi? Evet, başvurabiliyor arkadaşlar. Yine yeni başvurularda ise gelir testi ile alacağı rakam belirlenmiş olacak. Yani yeni başvuru yapanlar, hiçbir yardım almayanlar ve ne kadar yardıma ihtiyacı olanlar için de diyor. Yeni başvurularda diyor gelir testi ile alacağı rakam diyor belirlenmiş olacak şeklinde sonlandırılmış bu açıklama. Tabi bu düzenlenir mi değişir mi henüz bir şey belli değil. Çünkü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan net bir açıklama geldiğinde bunların hepsini aktarıyoruz arkadaşlar. Şu an haber kaynağını sizlere aktarıyorum. Doğru bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Tabi burada değişiklikler olabilir. Nasıl olacak demiş. Bu açıklamaya bakacak olursak işçi ve memurlara verilmeyecek. Dar gelirli olandan bundan faydalanacak. Başvurular önümüzdeki hafta başlayacak diye belirtilmiş. Başvuru yapanlara gelir testi uygulanacak diyor. Ve gelir testi sonucu ihtiyaç sahibi olarak belirlenenlere 300 lira ile 750 TL arasında para verilecek. Şimdi demin şurada gelir testi yapılmayacak diye bir yazı vardı. Zannedersem ki bu şu an sosyal yardım alıp da hala geçinemeyenler için bu gelir testi yapılmayacak. Çünkü daha önce de yapıldığı için belirli bir şekilde sosyal yardım alıyor. Fakat şu an hiç yardım almayıp bundan ötürü işte yardım başvurusu gerçekleştiren kişiler için gelir testi yapılabilir diye buradan bunu çıkarıyorum arkadaşlar ben. sizde düşüncelerinizi burada yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Anladığım şeyleri aktarıyorum. Şimdi bu şekilde e-devlet sisteminde de zaten bu direkt başvuru ekranı çıktığında ve zaten Twitter gibi sosyal medya icralarında da bunlar duyuruluyor. Bu haberleri de sizlere paylaşacağız. Yine bunun videosunu üretip sizlere anlatacağız arkadaşlar. Umarım videom faydalı olmuştur. Doğru bilgileri yanlış olmadan sizlere sunmaya çalışıyoruz, çalışıyoruz ve en doğru şekilde anlatmak amacımız arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.